Merhaba dostlarım, ben Furkan. Lokal Günlük'ün yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Uzatmadan videoya başlayalım. Bugün ne oynuyorsunuz Atakan Bey? İşte ne oynayalım yine karıştırdık. 60 kart payı. Bir şeyleri karıştırdık geldik yine. Yok 60 kart değil bu sefer. Payıl ama 60 kart değil. Payıl. 60 kart payıl değil ama... Sadece payıl. Tap yapma şansın. Ya birinci oluruz işte bugün muhtemelen. Artık oluruz. Kopya. İki gündür rüyamda ulti çıkartıyorum. İki gündür. Bence rüyanda. Rüyanın tersi mi oluyordu? Ama güzel kart. Ama güzel kart. İlk maç kazanıldı. Speedroid'a karşı oynadım. Board'u gördün zaten. Kötü bir board bırakmadı. Yani Speedroid board'u bilmiyorum. Tabii hemen bir Kaleidoscope, bir Unicorn oynuyorsun. Bütün efektler yok oluyor. Bir de Dogmatica'nın rütenini eleyince Dogmatica bir Necros kontrol aldı. Kazandık, devam edelim. Evet, ikinci maç bitti. Dino'ya karşı yaladım. Benim için kötü matchup. Eller güzel olsa da olmuyor çünkü zaten Conductor Tyrone'un main destesi. Benim ekstraya zaten karşı işlevim var, olmadı. Üçüncü matchup. Üçüncü matchup bitti. Abi olmuyor ya. Desteği Blue'yi biraz değiştirmem lazım herhalde. Çok fazla spell çektim. Ki bütün ritüellerde Kaleidoscope 2, Cycle 1, diğeri de 1 oynuyorum. Üçünü de elime çekiyorum böyle. Bakıyorsun. Üzücü yani. Bir dahaki matchup'a bari kazanıp 2-2'yi bitirmek istiyorum en azından. Evet, üçüncü maçın yorumunu evden görüyorsunuz, kusura bakmayın. Full komboyu yaptım. White Knight, Unicorn, Ecclesia, Trap Set, 50 Fuller ve zaten Trishula full komboyu yaptım. Muazzam bir kontrol yaptım. Ama şu tripod sahasını çekemedim. Eski tripoduma geri döneceğim. Devam edelim. Bir sonraki maçta bakalım ne olacak. Evet Efekan Bey, turnuva nasıl geçti? Çok kötü geçti. Çünkü kazanabildiğim oyunlarda defalarca kazandığım playleri kaçırdım. Yani kendi kendime kaybettim. Bu yani, destede çok büyük bir sıkıntı olmamasına rağmen kendi kendime kaybettirip durdum. O da keyifsiz oldu. Benim tek sıkıntı şu, benim destede şey lazım kanka. Kod karşı gibi şey lazım. Şu kart... Ha, -2K hiçbir şeye değmiyor abi. Zorunluluktan oynuyorum. Alba Structure'a gelince bunu ekstra vaganda değiştirmem lazım. Neyse konsistisi lazım. 41 kart oynuyorum. 42'yi çıkarttırınca emin misin mesela? Ben eminim abi. Burada da Blue Eyes'la hepimize çakan çocuk var. Son maç Evil Dimitri'e kaybettim. Abi hayvan gibi board'um var. 5 tane canavar board'um, tamam mı? Evil Dimitri bir koydu. Kanka benim desem ekstrayı kesiyor ya. Bu adam zaten direkt 3 kaldırı koyuyor ya böyle. Kanka Unicorn ne yapsın? Ne yapsın? Şimdi Efekan Bey ile birlikte son maçımız var. Onu oynayalım bakalım. Kim daha kötü oyuncu? Evet, Efekan'la olan maçımızın yorumunu yapamadık. Çünkü ikimizin işi çıktı, çıkmak zorunda kaldık. Güzel bir gündü. Bizim maçımız da eğlenceliydi. Ben daha iyi çektiğim için kazandım. İkimiz anti-meta oynuyoruz. Efekan daha doğrusu OTK Machine anti-meta oynuyor ki ben kontrol anti-meta oynuyorum. Efekan'ın da sizi rakibin, yani canavarları basıp rakibin sahasını temizleyip 8-9 kalbirden basıp maçı kazanma kuruluyken yine ki Necroz canavarlarını kullanıyor. Necroz of Unicorn mesela ekstradan gelen canavarların efektini yok ediyor. Direkt skill drain olarak geliyor, böyle sahaya vanilla canavar olarak geliyorlar. Onları kontrol edip yok edip kendi turunda da yok etmek üzerine kurulan bir deste. Ama lakin sıkıntısı şu, zaten kaybettiğim matchup'lardan anladınız.
rakibim Ultimate Conductor Tyrone gibi, Eldritch Golden Lord gibi bir canavar oynarsa Necroz buna bir şey yapamıyor. Çünkü X-Ray'i kontrol etmek üzerine kurulan bir deste. Ki zaten en güçlü ve en bufflı canavar Trishula. Trishula 2 atak puanı diye 2700, 2009 atak puanı canavarın da valla var. Kürüs ama gene geçemiyor. O yüzden benim destemin zaafı bu. Mesela FK'ninki de mesela bazen birik yapabiliyor ya da sahayı temizleyemezse, iyi board bırakamazsa onun öyle sıkıntıları var. Peki bilmiyorum. Bir anladığım kadarıyla öyle bir sıkıntısı var. İkimiz de bu yüzden bugün iyi, çok iyi bir skor yapamadık ama çok kötü bir skor da yapmadan günü bitirdik. Eğlenceli bir gündü. Evet, video bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki blog videosunda ya da bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Öneriniz varsa her zaman açığımdır. Tabii ki de teşekkür ederim. Görüşmek üzere. I'm following your lead, I'm following